Bakın İsmail abi şahitsiniz. Birkaç ay önce geldiğinizde burada yavruları beslemiştik ve ben yayınlamıştım. Anneden ayrı çok uzak yerlere atılmışlardı. Geriye getirdik. Bugün tekrar beraber beslemeye çıktık. Geçen gün yedeklediğimiz mama olduğu gibi duruyor. Anne de yavrular da yok. Biz buraya geldiğimizde Özkan Bey'le beraber gelmiştik. 9 tane burada yavru vardı. Evet. Gelmiştik. En son işte 7 tane kaldılar. Evet. Biz 6'sını bulup geri getirdik. Yavruları geriye getirdiğimizde tam bu noktadan indirip içeriye götürmüştük. İzleyen dostlar hatırlar, sarı bir anneleri vardı. Ve bu bölgede bir sürü can olması gerekiyor. Hiçbiri yok dostlar. Tamamı talan edilmiş. Bilgilerinize. Bakın dostlar, gene aynı. Bizim çocuklar. Gene aynı yere atmışlar. Şu pisliği de göstereceğim. Buraya atarken de bakın, Arifiye Belediyesi buraya numaradan yemek dökmüş. Anneler yine yok. Diyeceksiniz ki Arifiye Belediyesi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir sonra yayınladığım videoda hepsini belgeleyeceğim. İşte burada. Sesleri duyduk. Burada durduk. İşte gene aynı yer. Geçen sefer de buradan kurtardık. İnadına gene alıp gene buraya atıyorlar. Bunlardan asla çözüm beklemeyin dostlar. Belediyeler çözümleri biliyor. Asla bir şey yapmıyorlar. Yapmayacaklar da. Sadece göstermelik birkaç şey yapılıyor bizleri kandırmak için. Ya biz 2-3 kişi eğer çözümü oluşturup yaptıysak ve belediyeler bunları yapamıyorsa bizim o belediyelere ihtiyacımız yok. Bunlar sadece sistemi çökertmek için uğraşıyorlar. Şimdi biz bu yavruları ne yapalım? Hadi bakalım. Burada bıraksak anneler yok. Bir tane orada kahverengi daha var. Bu canlardan. İşte. Buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarına da sesleniyorum. Yetkililerine de. Zulmedene dava açmıyorsanız ben buradayım, bana açabilirsiniz. Verilemeyecek hiçbir hesabım da yok. İşte. Getir at. Burada ölsünler. Sonra yeniden at. Ne güzel ya. Bu şekilde katliam devam ediyor. Hiç kimse çıkıp da bana masal anlatmayacak. Mesele kedi köpek soru meselesi değil. Birçok kişi hemen başlayacak. İşte o kadar sorun var, köpekle mi ilgilenecekler falan. Hayır efendim. Bu kadar çözümü basit bir şey yapamayanlar asla bu ülkeye hizmet etmeyecekler. Etmiyorlar da. Her yer çöp, pislik içerisinde. Hiçbir şey yapılmıyor. Getir buraya at. Ölsünler. Sonra yenilerini getir at. Evet. Bir ileriden de ses geliyor. Oralara da bakacağız. Bunları burada bırakamayız. Biz aracımızı alacağız. Beslemeye devam ediyoruz. Yavrular aracımızda. Bakın burada çocuklarımız var. Buraları her seferinde göstermeye çalışıyorum. Gel. İşte İsmail abi şahitsin. Nasıl kurtarayım ben bu canları? Sahada kimse yok. Dernek yok. Federasyon yok. Sakarya'dan bahsediyorum. Hayvanseverler zaten şov peşinde. Ortada kimse yok. Belediyelerin de durumu ortada. Bu canları ben oraya annelerine götürüyorum. Onlar buraya. Orada istemiyorlar. Çünkü oraya şimdi köprü tamiratı var. İnsanlar görmesin. Evet. Hani belediyeleri çalışmıyor demesinler. Bir oradan şey. Oradan toplayıp buraya atıyorlar. Heh, buraya attıkları yer bu. Buradakileri de başka yere atıyorlar. İsmail abi şahit. Bak bir kez daha yanımızda. Yaklaşık 1,5-2 ay önce o videoyu çektik. Evet. Orada toplarken denk geldik. Evet. Doğru mu abi? Evet. Metin abi de vardı. Metin abiyle beraber denk geldik. Evet. Neler konuşulduğunu İsmail abi biliyor. Orada münakaşa yaptık. Evet. Onların rezilliklerini de biz kayda aldık. Ne söylediklerini ben de biliyorum. Yani. Evet. Nasıl yok etmeyi planladıkları her şeyi bu videoda izleyeceksiniz. Ama biraz zaman alacak. Çünkü önce beslemelerimizi yayınlayacağız. Daha sonra ben detaylı bir açıklama yapıp o videoyu yayınlayacağım dostlar. Lütfen yayınladıktan sonra mutlaka o videoyu sonuna kadar izleyin ve her yerde paylaşın. Rezilliği göreceksiniz. Gerçekleri görelim. Hep beraber herkes görsün gerçekleri. Herkes görecek. Bakın Konya katliamında
Sonra İsmail abilerle buradaki dostlara şunu söylemiştim. Asla o kişilere ceza veremeyecekler. Emri verenleri yargılayamayacakları için onlara da ceza veremeyecekler dedim. Gerçekten nasıl çıktı abi? Ben devlet memuruyum kardeşim. Devleti savunmak zorundayım. Kişilerin işlediği suç kişileri ilgilendirir. Devlet cezasını verir. Devlet suç işlemez. Devleti yöneten suç işler. Şimdi bu yayınlardan sonra umarım gerekli birimler harekete geçer. Bir an önce ülkeyi bu pisliklerden kurtarırız. Çünkü bunlar her siyasi partinin içerisine sızdılar dostlar. Bakın bugüne kadar benden bu tip siyasi hiçbir söylem duymadınız. Ama ülkeyi kurtarmak istiyorsak her siyasi kurum kendi içini temizleyecek. Bunun herhangi bir partiyle de bağlantısı yok. Ve çalışmadıkları da bu tip ufak sorunlardan ortaya çıkıyor. Bana bu çocuklar çok şey öğretti, bu köpekler. Sistemin nasıl çökertildiği, bunlar üzerinden nasıl paralar kazanıldığının hepsini belgeledim ve biliyorum. Bunu yok etmek için uğraştıkça maalesef önümüze her türlü engeli çıkartıyorlar. Eksik olan çocuğumuz da bu, o da gelmiş. Gel, hemen onu da alalım. Oh, sen gene mi buradasın? Şimdi bunları yaşam alanına götüreceğim dostlar. Normalde hiç yapmadığım şey, ilçeden ilçeye götürmem ama bunları götüreceğim. Yapacak başka hiçbir şey yok. Herkese görüştüm. Çözüm önerilerini sunduk. Sunmayı bırakın, yaptık, yayınladık. Yaşam alanları yaptık. Anlatacaklarım birçok şey daha var. Bir kısmını da dinlediniz. Fazla başınızı ağrıtmayacağım. Tekrar söylüyorum. Eğer belediyeler hizmet etmeyeceklerse benim belediyeye ihtiyacım yok dostlar. Kendi adıma yok. Bana bir hizmet yapmıyorlar çünkü. Sadece üzerimizde kamburlar. Bu kadar net söyleyeyim. Hadi bakalım gidiyoruz. Çocuklarımızın durumu mu? Şimdi biz bunları kulübelere yerleştireceğiz. Güzelce karından doyuracağız. Tamam oğlum tamam. Diğerleri de bizi bekliyorlar. Hadi kalkmayın gelin bakalım. Dur. Bu tabilerini kucağında uyuyarak geldiler. Yavrularımızı getirdik. Kulübemizin içerisine yerleştirdik böyle. Diğer arkadaşlar da onları merak ediyor. Bu geçen gün kurtardığımız çocuğumuz buradan ayrılmamış. Aferin, şimdi karınlarını doyuracağız. Ondan sonra da mamalarını yedekleyeceğiz. Değil mi? Burası daha güvenli. Yerleri gösterin dedik. Kulübelerinizi biz yapıp koyalım. Onu bile yapmıyorlar. Ondan sonra topla at. Şimdi bu yavruların anneleri yeniden üremeye geçecek. Yeniden yavrulacaklar. Peki böyle yerleri orada hazırlasaydınız da yavruları oraya koysaydık. Anne de güzel kısırlaştırılıp o bölgeye gelsin. Yavrular da büyüyünce kısırlaştırsın. Sorun tamamen çözülecekti. Bir kez daha söylüyorum. Hiçbirisi sorunu çözmekle ilgili en ufak çaba sarf etmiyor. Bir daha söylüyorum. Birçok belediye sorunu çözmekle falan hiçbir alakaları yok. En ufak bir mücadelede göstermiyorlar. Arada birkaç tane işte güzel örnekler var. Gerisi tamamen boş. Sadece şikayet üzerine topla, at. Hepsini tek tek açıklayacağım, bildiklerimi. Çünkü ben Sakarya'da her belediyenin ne yaptığını gayet net biliyorum. Benim söylediklerim yalansa çıkacaklar delikanlıca. Diyecekler ki, hocam yalan söylüyor, sempati yalancı ve sahtekardır. İşte bizim yaptığımız çalışmalar bunlardır, yerlerde bunlardır diye göstereceksiniz. Eğer gösteremiyorsanız ben haklıyım. Her zamanki gibi yetişkinlerimizin mamalarını koyduk. Biraz yemekleri kalmış. Buraya da kuru mamalar koyduk. Üzerlerine konserveler ilave ediyoruz. Yetişkinler burada karınlarını doyursunlar. Ondan sonra diğer işlerimizi halledeceğiz. Hadi bakalım. Bir taraftan da yağmur yağıyor. Çocuklarımızın birçoğu da kulübelerin içerisinde. Afiyet olsun çocuklar. Yavrularımızı içeriye aldık. Burada bolca mamaları var. Bir kısmının kanını
doyurduk. Şöyle. Şimdi tepsiyi dışarıya alacağım. Rahat rahat yiyecekler. Kulübelerimizin içerisine de mamaları yedekleyeceğiz. Artık üşümek yok, ıslanmak yok. Bundan sonra inşallah bizimlesiniz. Ruh yemeye devam ediyor. Hadi siz yiyin, biz de diğer işlerimizi halledelim. Bu ikisi dostlar, diğer kardeşleri ve anneleri yok edilenler. İkisi burada yaşamaya devam ediyor. Onların mamalarını verdik, yedeklemeler yapıldı. Şimdi konserve açıyoruz, konservelerini yiyecekler. Çevreye sularını da hemen ilave edeceğiz. Afiyet olsun. İşte anne ve diğer kardeşleri de ellemeselerdi. No. Biz o anneyi de kısırlaştıracaktık vesaire, işte gerisini siz düşünün. Burada da bir annemiz ve iki tane yavrusu var. Ben şimdi ağacın altına mamalarını yedekledim. Bir tanesi bakın hemen geldi. Bizden sonra diğeri de gelip karnını doyuracak. Bolca mama bırakıyoruz. Hadi afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın yanına geldik. Oldukça acıkmışlar. Orada. Bir tanesi arkamızda. Şimdi Bulut onu getirecek. Kuru mama da yedekledik. Konserveleri hazır. Şimdi karından doyuruyorlar. İşte hep söylüyorum dostlar. Düzenli bir yaşam alanı olsa, şimdi bu annemi kısırlaştığımız zamanı geldi. Ama yetişemiyoruz diyorum. Ben bu anneyi alsam yavruları nereye koyayım? Bu bölge rezalet. Buranın belediyesi sadece toplayıp yok etmeyi biliyor. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Türkiye'de birçok bölgesinde olduğu gibi Sakarya'nın birçok ilçesi de maalesef sadece öldürmeye odaklanmış. Kimse bana inkar etmesin. Sizlere barınağa götürüyoruz dediklerinin tamamı yalan. Tamamı yalan. Sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne kısırlaştırmaya götürüyorlar. Onlar da büyük olanlar. Orası da teslim ediyor ilçelere götürün diye. Kendi ilçelerinde kendi klinikleri falan da yok. Oraya da almıyorlar. Dağ başlarında ölümü bekliyor bu canlar. Şimdi sularını da açacağız. Afiyet olsun. Mamalarını yedekledik. Buraya büyük bir su açtık. Anneleri yanlarında, karınlarını da doyurduk. Allah'a emanet edip yolumuza devam etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Maalesef dostlar, ülkemizde zulüm katlanarak devam ediyor. Kimse de dur demiyor. Ne diyelim. Buradaki yavrularımızı da yok etmişlerdi. 4 tane beyaz pamuk şekerimiz vardı. Onu da sizlerle daha önce paylaştım. İsmail abi zaten şahit. Tek tek alanları geziyoruz şimdi. Burası mamaları yedekledik. Yetişkin canlar gelip buradan karınlarını doyuruyorlar. Bakın dostlar, şuradaki alacalı çocuğun yaklaşık 1,5 ay önce yavrulanıyor. Öldürdüler. Anne tekrar hamile. Bunlar buradan korkutulanlar. Şimdi de bunun yavrularını yok ettiler. Hiç yaklaşmıyor. Bu da hamile kalacak. Ondan sonra bu belediyeler sorun çözüyorlar. Daha önce söyledim, bu vebal ağır olur diye. Tekrar söylüyorum. O evinde oturup sadece yorum yazanlara da söylüyorum. Böyle ahvahla olacak iş değil. Bakın hepsi korkup bir taraflara dağılıyor. Yeni yeni bir araya geliyorlar. Şu an yedeklediğimiz mamanın olduğu tarafa doğru gidecekler. Karından doyuracaklar. Hep ne söyledim? Allah aşkına bu canları ürkütmeyin. Yavrularını büyütelim. Anneleri de kısırlaştırmaya verelim diye. Çocuklarımızın kuru mamalarını verdik. Şimdi Bulut üzerlerine konserve koyuyor. Otağımızın içerisine de mamaları yedekledik. Gel bakalım Yaramaz, sen de. Sen de gel. Hepinize yetecek kadar var. Hadi afiyet olsun. Geçen gün yavrularını bulduğumuz annenin yanındayız. Mamaları bitmiş, doldurduk. Önce güzelce bir karnını doyursun. Ondan sonra bebişleri kontrol edeceğiz. Afiyet olsun.
afiyet olsun. Annemiz karnını doyurdu. Takip ettim. İlk bulduğumuz yerden daha uzak bir yere taşımış. İşte bebişlerimiz koynunda şu an. Karnını doyuruyor. Diğer çocuklar da beni takip edip geldiler. Buraya bir in kazmış. Hava yağarsa bu inin içerisine getiriyor demek ki yavruları. Aferin benim akıllı kısmı. Bebişlerimizin durumu iyi. Şöyle göstereyim ben sizlere. Yaramazlar. Aferin benim kısmı. İşte dostlar, bu şekilde yavrularını tehlikelerden korumaya çalışıyorlar. Biz de buradan dışarıya çıkartmayacağız bu yavruları. Biz otağlarımızın içerisine alıyoruz. Yapılanları izliyorsunuz. Gelip oradan yok ediyorlar. Burada bırakıyoruz. Tehlike altındalar. Tam şimdi yılanların hareket halinde oldukları zaman. Buralar çakal ve tilkilere açık bölgeler. Ama hayvanlar daha az zarar verdiği için insanlardan artık onların merhametine bırakacağız. Ben şimdi buradan uzaklaşacağım. Tekrar sürünerek çıkmam gerekiyor. Annenin kazdığı ini de sizlere göstereyim. İşte in burada. Yağışlı havalarda da yavruları onun içerisine alıp yaşatmaya çalışıyor. Biz annemizin karnını doyurduk. Bolca mamalar yedekledik. Allah'a emanet edip yolumuza devam edeceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. İnanın bu anneler o kadar zor şartlarda bu yavruları büyütmeye çalışıyor ki inanamazsınız. Ya bunları görüp de bu kadar vicdansız ve ahlaksız nasıl olabiliyoruz? Ben hayret ediyorum. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Burada mama vermek için yer bulmakta bile zorlanıyoruz. Şöyle göstereyim. Orada cam kırıkları, çöp, pislik. Bu canım cennet gibi yerleri de bu hale getiriyoruz. Şimdi burada mamalarını yiyecekler. Biz yedeklemeleri yapacağız. Afiyet olsun. Çocuklarımızın mamalarını yedekledik. Yerini biliyor. Hemen koşarak geldi. Şimdi orada karnını doyuracak. Hadi sana afiyet olsun. Burada yanımda da diğer çocuklar var. Buraya konserve açıyoruz. Gel bakalım gel. Bu kıştan atılan yavrulardan burada büyüdü. Hadi ya bakalım. Aferin sana, afiyet olsun. Çocuklarımıza seslendik. Toparlanmaya başladılar. Hadi geçin bakalım. Mamaları tamamlıyoruz. Yetişkinler burada karınlarını doyuracaklar. Biz de yavruları kontrol edeceğiz. Bunlar, bakın geçen gün atılan küçük yavrular. Onları da alacağız. Ayrıca doyuracağız. Gel kızım. Buraya bolca mamalar yedekledik. Hadi bakalım, afiyet olsun. Diğerler de geliyorlar. Gelin gelin. Biz farklı bir noktaya biraz daha mama koyalım. Rahat yesinler. Buraya da mamalar koyduk dostlar. Her iki tarafa da konserveler açıyoruz. Burada beslemekte bayağı bir zorlanıyoruz çünkü bir sürü var. Yavrular ayrı, yetişkinler ayrı. Belli bir düzen kurmaya çalışıyoruz ama maalesef mümkün olmuyor. Hadi çocuklar, afiyet olsun. Ben yavruları toparlayacağım. Sakin. Burada annemiz var. Onu çok güzel doyuruyoruz. Konserveler açtık, kuru mamalar açtık. Yanımızdaki çocuklara kızıyor biraz. Bunun yavruları kayaların altında. Buraya bolca mama yedekledik. O mamayı da ıslanmayacak bir yere götüreceğim şimdi. Hadi bakalım. Sana afiyet olsun. Siz yemediniz mi ya? Hı? Hadi bakalım. Buyur kanlı kızım. Bebişler merhabalar. Siz ne zaman büyüyeceksiniz? Biraz hızlı büyüyelim. Kaç tanesi de buradan bana bakıyor. Yeriniz güzel mi? Bunlar çok küçük dostlar. O yüzden bunlara konserve vermiyorum. Anne sütü biraz daha devam edecek. Biraz büyüsünler ondan sonra.
yerleri güzel, ıslanmıyorlar. İşte anne buralarda büyütmeye çalışıyor. Görüşürüz kayalık bebişler. Allah'a emanet olun. Yavruları otağın içerisine aldık. İsmail abi kapı görevini görüyor şu an. Yavrular içeride konservelerini yiyorlar. Buradaki mamayı bitirdiler. Mamalığımızın içerisinde var. Bir taraftan da yağmur başlamak üzere, iyi de esmeye başladı. İki yavrumuz da burada. Bir tanesi yedi, çıktı. Şimdi bu zayıf olanı da içeriye aldık. O da karnını doyuruyor. Biz tok konserve ilavesine devam edeceğiz. Buraya kuru mamalar yedekledik. Aç kalmayacaklar. Hadi geç bakalım sen de. Bu ufaklıkları içeride doyuruyoruz. Bu bölgedeki tüm çocuklarımızı doyurduk dostlar. Kulübelerimize mamalar yedeklendi. Kulübenin içerisinde bizim koca oğlan da geldi. Yerine yerleşti şöyle. Biraz sevdik. Diğer kulübelerimizde de bolca mamalarımız var. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Tam gideceğimiz sırada uzaktan yavruları gördüm. Kayanın içerisinden çıkmış bir şeyler arıyorlardı. Denemek için konserve getirdik. Buraya koyduk. Bakın nasıl yemeye başladılar. Anne durmuyor. Bulut abisi de onu sevme peşinde. Aferin benim sana kızıma bak. Gelin gelin siz de gelin. Birkaç tanesi kayanın altında. Onları zorlamayacağım. En azından annenin doyurmasına faydası olur. Oborikler. İyi ki de gördük. Kıcım. Güzel kıcım mı güzel kıcım. Böcekler. Hadi afiyet olsun. Beslememiz devam ediyor dostlar. Bu yolu besledik. Turuncu küpeli bir tane atılmış bakın. Bulut'un yanında. Kınalı bir çocuk var. O. İleride yola atılmış. Sürüden korkmasın diye Bulut yürüyerek onu peşinden götürüyor. Biz de diğerlerini yine kulübelerimizin olduğu yere çekiyoruz. İşte yiyecek bittiği zaman bu hayvanlar dağılıyor maalesef ya da korkutuluyor. İşte İsmail abi de yanımda zaten. Bugün olan biten her şeyi. Evet tekrar... hocam bir şey yok. Aynen çok şeye tanık olduk. En üzüldüğüm nokta oradaki yavruların alınması, 9 yavrunun alınması. Ona çok üzüldüm gerçekten. Evet. Yani işte biz alıp geri getiriyoruz. Peşimizden tekrar yok ediyorlar. Yani kime ne anlatacağız? Hangi vicdan, hangi ahlaktan bahsediyoruz? Bu çocuğumuzu kulübelerin olduğu yere getirdik. Şimdi konservesini hazırlıyoruz. İşte bu iki yavru da bizim de o da uzaklaşmış. Onları da alıp getirdik. Şimdi kulübenin içerisinde biraz konserve yediler. Tekrar ilave ediyoruz. Sarı olan da alışsın. Onlarla beraber yesinler. Diğerlerini zaten az önce doyurduk. Evet. Bunlar bir arada yesinler ki birbirine uyum sağlasınlar. Hadi bakalım afiyet olsun. Burada çocuklar bizi bekliyorlar. Bunlar ayrı bir grup. Geldik çocuklar. Geldik. Evet buradan öteye yolu kestiler. Gidemiyorum. Şimdi ineceğiz. Burada doyuracağız. Mamalarını da yedireceğiz. Siz yaramazlar sizi. Bulut onları bir götürsün. Arabanın her yerindeler dostlar. Mümkün değil hareket edemiyorum. İki bölge mamaları koyduk. Burada çocuklarımız karnını doyuruyor. Üzerlerine konserveleri açtık. Bitiriyorlar bile. Oraya da bolca mama yedekledik. Sakin ol. Sakin. Hepsine yetecek kadar mama var. Bunlar da yiyecekler. Bizimle bir kısmı gelecek. Yine ben sizlere bakın çalıların içlerinde canları göstereyim. İşte buralara saklanıyorlar. Bu şekilde yaşam mücadelesi devam ediyor. Hadi afiyet olsun. Buraya da kuru mamaları koyduk. Bir kısmı bizimle gelecek demiştim işte. O çocukların yeri burası. Bu sarı kızımız bizi takip eder. Ondan sonra yerine geçip gidecek. Hadi bakalım size de afiyet olsun. Buraya da bolca mama bıraktık.
yerlerden gelmeye devam ediyorlar. Bunlar yesin, diğerleri de buradan gelip karnını doyurur. Burada da mamalar bitmiş, onları da tamamlıyoruz. Bu çocuğumuz hala bizi takip ediyor. Hadi bakalım. Bebişlerimizin konservelerini verdik. Bir tanesi de annesinin yanında duruyor, buraya gelmiyor yaramaz. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Buraya bolca konserve bırakıyoruz. Anne ürkek, bize yaklaşmıyor. O da gelip karnını doyuracak. Sen neden yemiyorsun? He paşa? Ben uzaklaşayım, rahat rahat yesinler. Afiyet olsun. Burada da yavrularımız var. Onları ayrı bir yerde doyuruyoruz. Yetişkinlerin mamalarını verdik. Hadi bakalım. Ondan sonra yedeklemeleri yapacağız. Afiyet olsun. Beni yemeye izleyin bak. Olmadı. Bu anneyi sizlerle paylaşmıştım iki hafta kadar önce. 5 yavrusuyla atılmıştı. Sağ kalan 2 tane yavrusunu bu bölgeye getirmiş. Ama bir tane daha yavrusunu araçlar ezmiş maalesef. Onu sizinle paylaşmıyorum. Durumu berbat. Onu alıp gömeceğiz. İşte bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Nasıl hayatta kalacaklarsa. Anneyi de güzelce doyurduk. Sen de doydun mu bebiş? Buralara mamalar yedekleyeceğiz biz şimdi. Bu annemizin bir yavrusunu daha bulduk dostlar, şu. Evet, üçü burada. Üçü sağlıklı Allah'a şükür. Buraya su açtık. Burada otağımız var. Karından doysunlar. Yavruları onun içine koyacağız, alışsınlar diye. Hadi bakalım. Çevrede su da yok. İyi ki de yetiştik dostlar. Sularını, her şeyini hazırladık. Afiyet olsun. Aferin kızım. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Her zamanki gibi yedeklemeler yapıldı. Üzerlerine konserve de veriyoruz. Hiç olmazsa onlar da tadına baksınlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Hava iyice bozdu. Yağmur, rüzgar. Çocukların mamalarını verdik. Sevgi Gözü Büyük, İsmail Emanet, Metin Bayraktar, Ayla Sarı Saltıkoğlu, Ayşe Özaslan, Ekrem Şahinoğlu, Ahmet ve Pembe Yalçın, Beyhan Çakıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.